44 Motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeni bir videoyla karşınızdayız. Uzun zamandır bana yorumlardan ve Instagram'dan birçok kez yönelttiğiniz soruyla alakalı bir video çekmek istiyorum. Evet, bana Instagram'dan ve YouTube'dan özellikle bununla ilgili birçok soru ve yorum geliyor arkadaşlar. Ben Avrupa'da yaşamak istiyorum, Avrupa'da çalışmak istiyorum, Avrupa'ya nasıl gelebilirim, orada nasıl yaşayabilirim? Bununla ilgili bana birçok soru geliyor. Ve arkadaşlar, ben de bugünkü videomuzun konusunu bu olarak belirledim. Çünkü yeni yeni gelişmeler var ve sizleri bunlardan haberdar etmek istiyorum. Evet arkadaşlar, belki birçoğunuzun da bildiği gibi başka bir ülkede çalışmak için iki şeye ihtiyaç var. Ya işçi vizesine ihtiyacınız var, bir şirket üzerinden gitmek yoluyla, ya da bireysel olarak orada bir oturumunuzun olması gerekiyor. Tabi eğer bir Avrupa ülkesi vatandaşı değilseniz bunun için herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü Avrupa Birliği ülkesindeki vatandaşlar bir başka Avrupa Birliği ülkesindeki ülkede 5 yıl kadarıyla işçi vizesiyle yine çalışabiliyor. Bu çok kolay onlar için, ama bizim gibi Avrupa ülkesi olmayan ülkelerdeki insanların yurt dışında, Avrupa'da veya başka bir ülkede çalışması için dediğim gibi işçi vizesi veya orada bir oturum olması gerekiyor. Yani oturum sahibi olmanız gerekiyor. Orada yaşıyor olmanız gerekiyor. O yüzden lütfen videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Çünkü anlatacağım bilgi belki de hepinizi ilgilendiriyor. Ve bu kural diğer Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi Almanya'da da aynı şekilde idi. Ama artık öyle değil. Eskiden Almanya'da çalışabilmek için arkadaşlar, sizin ya Almanya'da oturumunuzun olması veya bir işçi vizesiyle gelmiş olmanız gerekiyordu. Ama geçen ay yapılan açıklamaya göre artık buna gerek kalmıyor. Çünkü Avrupa'da çalışabilmek için veya Avrupa'da yaşayabilmek veya orada oturum alabilmek için 18 yaşın altındaki insanlar için burada yaşayabilmek için aile birleşimi, anne veya babanın burada yaşıyor olması gerekirdi. 18 yaşın üstündeki bireyler içinse evlilik veya iltica yoluyla oturum alması gerekiyordu. Başka şekilde burada turist olarak veya başka bir sıfatla çalışma imkanınız olmuyordu veya yaşamak. Ama geçen ay geçen yasa tasarısından sonra artık Almanya'da turistik vizeyle gelip iş bulduğunuz takdirde arkadaşlar, burada hem oturum hem de çalışma izni alabiliyorsunuz. Tabii bunun için dil bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Almanca veya minimum İngilizce bilmeniz gerekiyor. Ama dil bilmeden de tabii ki burada çalışıp oturum alabilirsiniz. Nasıl mı? Milyonlarca Türk var. Ve bu Türklerin birçoğunun iş yerleri var. Sizler de, örnek veriyorum, Almanya'da akrabanız mı var? Turistik vizeyle onun yanına gelip onun yanında iş bularak, çalışarak sizler de oturum alabilir ve çalışma vizesi alabilirsiniz. Bu şekilde yasal bir şekilde hem Almanya'da yaşayıp hem de para kazanabilir, çalışabilirsiniz. Eskiden olsa sadece turistik vizeyle seyahat edebiliyordunuz, misafir olarak kalabiliyordunuz, herhangi bir şekilde çalışmanız yasaktı. Ama tabi bu düzenleme ile birlikte bu yasal oldu ve dediğim gibi sizler Almanya'da bir akrabanız var ise, özellikle akrabası olanlar için söylüyorum, bu çok kolay, turistik vizeyle onun yanına gelip sonrasında onun yanında çalışmaya başladığınızı beyan ederek hem çalışma izni hem de oturum alabilirsiniz. Yani demek istediğim, onun yanında çalışacağınızı söylerseniz bu şekilde vizenize çalışma izni de ekleniyor ve oturumunuzu da alabiliyorsunuz çalıştığınız süre boyunca. Tabii ki bu süre içerisinde orada sizin yapacağınız faaliyetler kalıp kalmayacağınızı gösterebilir. Örnek veriyorum, evlilik veya kendi şirketinizi kurup o şekilde orada kalmak gibi. Çünkü bildiğim kadarıyla siz
bu şekilde oturum alıp çalışabiliyorsunuz ama işsiz kaldığınızda veya iş bulamadığınızda çalışma vizeniz ve oturumunuzun süresi dolduğunda tekrardan Türkiye'ye gönderilirsiniz. Ama çalıştığınız süre içerisinde her yıl oturumunuz ve çalışma vizeniz yenilenir. Evet arkadaşlar, umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Eğer hala kafanıza takılan ve sormak istediğiniz sorular varsa yorumda belirtebilirsiniz veya Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Instagram adresimin ismi değişti. O yüzden yeni ismini açıklamalar kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Buradan bana ulaşabilir, istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Bu tür videoların veya videoların devamı için veya sizin de kafanıza takılan farklı bir sorun veya farklı bir ülkede yaşamak gibi bir düşünceniz varsa bunu da yorumlarda bana belirtebilirsiniz. Sizler için araştırır ve o konuyla ilgili video çekerim. Çünkü birçok ülkede arkadaşlarım var ve onlarla iletişim kurarak sizin için güzel, sağlıklı bilgiler edip video derleyebiliriz. Sizlerden tekrardan ricam arkadaşlar, sizler de bu tür videoların daha çok ön plana çıkması için videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşır ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. İsviçre'den hoşça kalın.